Evet sevgili dostlar, hepinize merhabalar. Umarım iyisinizdir. Umarım tasarruflarınız, size yatırımlarınız size kazandırıyordur diyerek hızlıca bir konuya girmek istiyorum. Bir yeni seriye başlamıştık biliyorsunuz. Tasarruf, tasarruf, tasarruf dedik. Burada parolamız ne olacak? İstikrarlı tasarruf ve akıllı yatırım. Ne demiştik dostlar? Önce ufak ufak maaşımızdan tasarruf yapacağız. İşin ikinci aşaması yatırım. Ufak ufak yatırımlarla o tasarruflarımızı ufak ufak yatırım yapıp ciddi marjlar yakalamaya çalışacağız. Bu illa borsa o bu değil. Hayatın her alanında atıyorum Ufak bir ev alırken, ufak bir yer alırken, ufak bir araba alırken, ufak bir motor alırken, ufak bir hisse alırken... ...bir büyük e, bir listesi her şeyde bunu uygulayacağız dedik. O yüzden tasarruf serimize başlıyoruz. Başladık, ikinci videomuza başlıyoruz. Zaten biz şunu söyledik. Tasarruf yapmak zorundasın. Tasarruf artık hayati. Tasarruf yapmazsan her zaman pişman olacaksın. Bugün tasarruf yapmazsan yarın pişman olacaksın. Yarın tasarruf yapmazsan bir yıl sonra pişman olacaksın. Bir yıl sonra tasarruf yapmazsan beş yıl sonra ya olacaksın ama tasarruf yapmayan hep pişman olacak. Çünkü artık tasarrufun hayati bakın hayati diyorum artık lüks değil. Hayati bir tarafa girdi. Şimdi dostlar şunu söyleyeyim. Zaten önceki videolarımızda başladık. Hatta bir başlığımız vardı. Neden temettü emeklisi olmak zorundayız diye bir video başlıydı. Orada biz zaten herkesin SGK sistemi yani devletimizin SGK sisteminin sürdürülebilir olmadığını sürdürülebilirden kastımı tamam her zaman emeklere maaş ödeyecek bir bütçemiz illaki olacak. O kadar küçük bir ülke değiliz. Ciddi şekilde üreten ülkeyiz. Ama vela Lakin artık öyle bir komik maaşlar verecek ki şunu diyeceksin. Ulan baba sen ne kadar iyi maaş alıyorsun. Çünkü şu an emekliler maaşına bakın dostlar. Hep ısrarla söylüyorum. SKK sistemine güvenip emekli olmayı beklemeyin. Şu an bizi izleyen 20-25 yaşındaki dostum. Aman diyeyim ben emekli olacağım zaten ama maaş gelecek tasarruf yapmayayım deme. Çünkü sen emekli olduğunda şu an babalarımız nasıl o emekli maaşıyla kirayı zor ediyorsa biz mutfak alışverişini zor yapacağız. Evet bir maaş, bir emekli maaşıyla vallahi billahi mutlak alışverişini yapamıyor duruma geleceğiz. Çünkü ne diyorum? Normalde 3 kişi çalışır SGK sisteminde bir kişi emekli olur. Onların 3 kişinin ödediği primi devlet alır o bir emekliye verir. Ama ülkemizde artık o kadar çok emekli oldu ki bir de EYT'nin çıkmasıyla beraber şu an emekli olanlar halen olacak olanlar hatta bir videoda şunu dedik Yunanistan nüfusu kadar emekli nüfusumuz var. Yunanistan nüfusu kadar emekli nüfusu var. Dostlar ciddi. Yani millet nüfus bulamıyor Avrupa. Bizde sadece emeklilerin nüfusuna bak. 100 milyonluk bir ülkeyiz zaten. Osubus'un mültecisi vardır 100 milyon. Düşünsene size ciddi bir emekli nüfusu. Tamam ciddi bir emekli nüfusu var. Onları seviyoruz. Onlar başımızın üstünde. Hep babalarımız, annelerimiz, halalarımız, teslim hepimiz. Başlarımız üstünde Yeri var ama artık Türkiye'de 3 kişi çalışıp onların parasını ödeyemiyor dedi. Çünkü sayı o kadar çok ki. Yani 20 milyon emekli varsa 60 milyon çalışan olması lazım. E öyle bir çalışma gücü de yok. E 60 milyon çalışıp 20 milyon ödeyemiyoruz. Ne oluyor? 30 milyon kişi çalışıp 20 milyon ödüyor. O yüzden şu anlık ödüyor. O yüzden fark ederseniz enflasyon karşısında en iyi yenilen maaşlar, emekli maaşları oldu. Çünkü neden? Babamdan biliyorum sürekli çalışıp sayıyor bize <laughs> zam vermiyorlar diye. Çünkü neden? Yöneticiler emekli artık SGK'ya durumunu biliyorlar. Ona göre adım atıyorlar. Emeklilerin artması açıkçası Türkiye'nin o yüzden hani sürekli televizyonlarda genç nüfus genç nüfus işte bir yetmez, iki yetmez, 3 yetmez, 4 çocuk olsun ya da mültecilerin Türkiye'de çalışma ekonomisine katılmasının en büyük sebeplerinden birileri de bu. Çünkü çalışan genç fazla genç nüfus olmalı. Çünkü ciddi bir manada emekli olur Burada Allah daha uzun ömür versin. Tek paramız pulumuz gitsin. Yaşlılarımıza, büyüklerimize Allah daha da ömür versin. insan ömrü de artıyor. Emekli de artıyor. Orada sürekli bir yığılma oluyor. B, SGK sistemi bunu döndüremiyor konuyu nereye bağlayacağım işte bu yüzden dostlar SGK maaşına güvenme kendin tasarruf yapmaya çalış dedik hatta size şunu söyleyeyim devlet Son zamanlarda demin de 2-3 yıl önce ne çıkarttı? Zorunlu bireysel emeklilik. Zorunlu. Yani seni zorunlu tasarruf yapmaya zorlu. Çünkü neden? Devlet yetkilileri diyor ki sen de tasarruf yap ki yarın bir gün oradan da bir emeklilik gelir olsun. O yüzden zaten yeni bir video daha çekecek. Zorunlu bireysel emeklilik yapmalı mıyız? Zorunlu bireysel emeklilik yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Çünkü o da tasarruf serimizin diğer bir videosu olacak. Çünkü bireysel emeklilik sistemi doğru yatırım, doğru fon seçildiğinde ciddi kazançlar elde eder. Bakın doğru fon diyorum. Bakın, 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 bakın. Bireysel emeklilik sistemi çok basit bir sistem. Tamam. Sen bir para yatırıyorsun devlet sana %30'unu yatırıyor. 3 yıl sonra o parayı alabiliyorsun. 10 yıl sonra 56 yaşını doldursan emekli olabiliyorsun falan. Bu bireysel emekliliği uzun uzuna tartışacağız. Ama burada önemli olan dostlar ne biliyor musunuz? Bireysel emeklilikte hayati olan şey fon. Biz burada bu fonları didik, didik 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 en çok kazandıran fon. Sizi enflasyona en fazla kaybettiren fona kadar inceleyeceğiz. Ve burada hep beraber yapacağız. Ha, bu, bu konuda yetkin olduğumu düşünüyorum. Çünkü aracılık konusunda lisanslarım da var. Tecrübem de vardı sektörde Bu konuda fonların hangi şekilde değerlendirmesi gerektiğini hep beraber tartışacağız. Burada sizlere ciddi şekilde katkı yapacağımızı düşünüyorum sevgili dostlarım. Evet burada devlet bile bakın artık bireysel emekli zorunlu bireysel emekli yaptırıyor. Yani bir iş yerine giriyorsun tak bir bakıyorsun paranın 300'ü gitmiş nereye gitmiş diyorlar ki zorunlu bireysel emekli. Dünyada zaten artan bir nüfus var. Dünyada bir depo. Dünyada sürekli nüfus artıyor ama kaynaklar aynı şekilde artmıyor. Düzde de sürekli nüfus artıyor. Kaynak aynı, aynı ağaç, aynı orman, aynı su var. Ama sürekli nüfus artıyor. İşte o yüzden suya ulaşmak, gıdaya ulaşmak, gıda güvenliği gibi, su güvenliği ya da kuraklık gibi önemli mevzular geliyor. Hatta Allah inşallah bu günleri göstermek artık şu bol bol içtiğimiz suyu bile belki biz değil de çocuklarımız ciddi şekilde ulaşmaya sıkıntı yaşayacak. Benim her zaman problem ettiğim şey, ki, yani içime dokunan konulardan biri kuraklık. Bunların hepsi dostlar bizi tasarrufa itiyor. Tasarruf yapmak zorundasınız diyor. Şöyle düşünün dostlar. Daha yıllar önce yani Nihat Doğan televizyonda bağırmıyor muydu? 70 milyon bizi izliyor şu an. Ya da İbrahim Tatlıses. O Cano muydu ya? <laughs> kameraya. Cano bizi 70 milyon izliyor Cano diyordu. Cano da böyle kafa sallıyordu. Daha bunlar çok eski değil. Şu an Türkiye nüfusu 90 milyon resmi olarak. 90 milyon olduğuna 90 milyon ama kaç ağa göçeydi, mültecisiydi. O dostlarımız da işin hesabına katarsak 95 milyon var. Hadi biz düz yuvarlayalım. 100 milyon vardır o. Vardır yani o rahat. Yani Zafer Turizm de götüremedi. <laughs> zafer Turizm'in de mülteciler elinde kalınca 100 milyon vardır dostlar. Mülteci dostlarımızla ne bileyim kendi nüfusumuzla Rus dostlarımızla Ukraynalı dostları biliyorsunuz. Herkes artık Türkiye'ye geliyor. Savaştan kaçan Ruslar Antalya'da artık Isparta'ya bile Ömer ben sana onu anlattım Isparta'ya bile Ruslar yerleşiyor. Allah'ım sen yani <laughs> Rusya'da doğu büyük gel Isparta'ya Çünü'ye yerleş. <laughs> <laughs> Vallahi bak yani geçenlerde Şimdi karşılaştım bir turizm Danışmanlığı firmasıyla bir vatandaş geldi Dedi ki biz hesap açacağız Niye hesap açıyorlar abi bu Ruslar Isparta ne alaka Dedim yani Isparta'da ben bile zor duruyorum Tabi Isparta güzel bir yer bu işin şakası Isparta mükemmel bir yer o da dedi ki Artık ıı, Antalya izin vermiyor Çünkü orada devletimizin de Belli bir şartları var o yüzden artık buralara Getiriyorlarmış velası hatta Geçen eşim çocukları dolandırıyor her <laughs> Şey var ya araba çocuklar içine bindiriliyor Ayşegül'e şekilde dedim ki ya dedim Elif'i ona koy dedi. Yok o yabancılarda dedi. Yabancı deyince ben de mülteci anladım. Paparalamaya gidiyordum tamam. yani dedim bunu niye alıp AVM'nin içine. Sonra göster bir gittin. Rus aileymiş hepsi deve gibi. utandım bir şey diyemedim. Ayşegül'e diyorum ya niye mi? yani Rus desene diyorum. İşte yabancı dedim ya diyor. Şimdi yabancıyınca biz hep mültecileri almıştık. Velhasıl dostlar yani herkes geliyor Türkiye'ye. O yüzden Türkiye'nin 70 milyon daha dün gibi hatırlarsınız 70 milyon 100 milyon oldu. Ülkenin nüfusu %30 artmış. Bakın Türkiye nüfusu %30 arttı. Size soruyorum ülkenin kaynakları %30 arttı mı? Hayır artmadı. Ülkenin ekilen biçilen tarım arazisi %30 arttı mı? Hayır artmadı üstüne azaldı. Ülkenin su kaynakları diyoruz. Arttı mı? Hayır artmadı. Aksine azaldı. Burdur gölü kurudu. Yani bu ne demek istiyorum? Yani nüfus %30 arttı ama kaynakların %30 artması yüzde %30 azaldı belki de. İşte bu bizi neye itiyor dostlar? İleride ekilen tarım azalesine ulaşım, suya ulaşım, gıda ulaşım hepsi zor olacak. Barınma problemi diye bir problem çıktı. Artık yani barınma problemi devlet mekanizmaları sürekli tasarlar çıkartıyor. İşte kanun hükmünde kararnameler çıkartıyor. Neden çıkartıyor? Kiraları düşmeye çalışıyor. Oysa ki bu kiraları düşürmek devletin görevi değil. Piyasa, serbest piyasada ekonomi bulur ama o kadar nüfus var ki o şekilde hızlı artmayan tek şey dostlar kaynaklar. O yüzden biz tasarruf yapmaya muhtacız diyorum dostlar. Bir de şöyle diyeyim tasarruf yapıp finansal özgürlüğüne kavuşan dostlarımız da var. Yani burada tasarruf yapıp da sadece değil büyük hayallerini gerçekleşen dostlar da var. Tasarruf yapıp erken emekli olan dostlarımız da var. Burada yani bunlara kesinlikle ve kesinlikle dikkat etmemiz lazım. Ha bir de hep şunu diyoruz ya ekonomi bilimi nedir? Ekonomi ekonomi sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı kaynakların arasındaki ilişkiyi kuruyor değil mi? Çünkü insanoğlunun ihtiyaçları sınırsız değil mi? Hepimizin tüketimi sınırsız. Çünkü en iyi yaptığımız şey ne diyorduk? Tüketmek, tüketmek, tüketmek. Muazzam seviyoruz. Yeni bir saat, yeni bir şu, yeni bir telefon, yeni bir kod, yeni bir bilmem menü, hamburger menüsü falan. Mesela o geçen onlarda gördüm ya bir hamburger menüsünün e, hazırlanması bilmem kaç, 10 litre su gidiyormuş. Yani muazzam tüketim. En iyi şey yaptığımız tüketmek dostlar. O yüzden ekonomi bilimi sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı kaynakların ihtiyacı. Çünkü e, dünyayı mutfak gibi düşünün dostlar. Nasıl bir mutfakta et, süt, su, ne bileyim muz, domates sınırlıysa dostlar dünyada bir mutfak, koca bir mutfak. Onun içindeki de sınırsız. Ama insanoğlu o kadar hızlı artıyor ki. Çünkü ta eski gereklerse homo sapiens ilk insan diyoruz. Onun zamanından beri dostlar yani homo sapiens ilk insandan beri o zeki insan diyorlar ya bilimsel literatürde. O zamandan bu zamana kadar dostlar var olduğumuzdan beri en iyi yaptığımız şey ne biliyor musunuz? Çoğalmak ve tüketmek. Çoğalıyoruz tüketiyoruz. Çoğalıyoruz tüketiyoruz. O yüzden bundan sonra hep tasarruf yapanlar ön planda olacak. Tamam tasarrufla yaparak yatırımlar yapacağız. İleride ihtiyaçlarımızı karşılayacağız ama burada tasarruf yaparak finansal özgürlük muhabbetine diyecek. Yani tasarruf yaparak nasıl finansal özgür olursun? Finansal özgür ne? Çalışmamak ya da çalışmamak demeyeyim. Finansal özgürlük artık bütçenizin dolu olduğuna artık benim giderlerimi bu biriktirdiğim paralar karşılayabilir dediğiniz nokta. Ya da finansal özgürlük sevmediğiniz işe her gün küfür ettiğiniz işe gidip gelmek her gün küfür ettiğin patronunuzun işine gidip gelmek demek değildir. Finansal özgürlük sadece sevdiğiniz iş yapmak demektir. Ufak bir de grafik size paylaşmak istiyorum dostlar çizmek istiyorum. Önemli bir konu çünkü bu tasarruf serimizde nasıl finansal özgür olabiliriz? Ciddi şekilde tasarruf yatırım yaparak ileride nasıl bundan keyif alabiliriz? Onu? Mesela dostlar şöyle bir çizelge düştüğünü düşünün. Bu bir insan ömrünün çizelgesi olduğunu düşünün. İnsan ömrü. Diyelim ki 10 sıfırdan başlıyoruz. İnsan ömrü 80 yıl diyelim. Şimdi dostlar şöyle düşünün. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Evet insan ömrünün bütün evleneni. Dostlar zaten şu 0, 10, 20. Şu aralık değil mi? Çalışmadan geçiyor. Bakın ömrümüzün çalışmadan geçen. Hatta çoğumuzun güzel hatırladığı yıllar. Çünkü burada... Ekmek elden su gölden diyoruz. Tabii şanslı olan dostlarımız için bu böyle. 10-20. Sonra dostlar nerede emekli oluyoruz? 30, 40, 50, 60, 70, 80. Türkiye'deyseniz vay halinize şurada. Bakın şurada. Aha burada da emekli oldunuz. Hatta şu emekli yaşına artık insan ömrü uzadık. Artık 85 diyelim. Yani dostlar şurada çalışmıyorsunuz. Bakın şurada şanslıysanız çalışmıyorsunuz. Bir de şurada çalışmıyorsunuz. Bakın bir de çalışmıyorsunuz ama Türkiye emeklilik maaşını düşürerek çalışmıyorsunuz. ki bazı dostlarımız biliyoruz bazı abilerimiz ta emekliliğinde bile ciddi şekilde çalışıyor. Bakın dostlar insan hepimizin çalışarak geçirdiği yıla bakın şu şu nokta. Ya ne kadar aslında büyük bir yeri kaplıyor hayatımızda dostlar. Hayata cidden insanoğlu çalışmaya geliyor diyorum. Bakın yani şu kadar çalışmadık hayatımız bir hayat ve arkadaşlar insan ömrünün büyük kısmı şu noktayı çalışmakla geçti. Değil mi? Aslında bu topla baktığımız zaman insan demiyor mu ya dünyaya harbi çalışmak için gelmiş. Bunu hepimiz diyoruz değil mi? Bu dünyaya çalışmaya mı geldim? İşte dostlar maalesef bu dünyaya çalışmaya gelmedim. Ben ufak ufak tasarruflar yapmak istiyorum. En azından amacım şu koca kısmı çalışmak değil. Ya en azından şuralarda bitireyim diyorsanız. Yani şu kısmı arttırayım şu kadar diyorsanız. Yani ya da daha emek 40 yaşında keşke finansal özgürlüğü emekli olsam diyorsanız dostlar, o yüzden tasarruf yapmanız lazım. Ama biz bu seride özellikle dostlar şunu söylüyorum, tasarruf değil, bizim sloganımız şu, istikrarlı tasarruf. Bakın, tasarruf madem tahta aldık, tasarruf istikrarlı olmak zorunda. Çünkü neden? Bizim istediğimiz tasarruf şu şekilde değil. Hani bir tasarrufa başlıyor vatandaş, hızlı bir şekilde. Sonra sönüp 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 gidiyor. Biz böyle bir tasarruf istemiyoruz. Bu kötü bir örnek tasarrufu. Yani bir ay 10 bin lira birikimle başlıyor. Oo iyi diyor. Sonra 7 bir, sonra sekiz, sonra alışkanlık. Biz burada istikrar tasarruf. Çünkü bu nedir biliyor musun? Bu tasarruf çeşidi yorgunluk yaratır dostlar. Yorgunluk. O yüzden biz kesinlikle ve kesinlik böyle bir tasarruf modeli istemiyoruz. Tasarruf nasıl olmalı biliyor musunuz dostlar? İşte şu Çizel gemisi tasarruf hep aynı. Şu şekilde, bu şekilde. İşte bu doğru tasarruf. Buna biz istikrarlı tasarruf diyoruz. O yüzden ben sizlere anlatırken hep şunu kullanacağım: istikrarlı tasarruf ve bu tasarruflarla düşünerek mantıklı akıllı yatırım. Yani istikrarlı tasarruf, akıllı yatırım yapacağız. Önce bu tasarruf serimizde ta en dipten başlayıp dünyada en çok başarılı olmuş tasarruf çeşitlerini burada beraber tartışacağız. Ta en eski kitaplara kadar hatta bununla alakalı Dünyadaki tasarruf yapan en eski kişinin kitabından başlayacağız. Aslında tasarrufun değişmediğini hep beraber göreceğiz. Yani 300 yıl önceki tasarruf yapan insanla şu anki yapan tasarruf yapan psikolojisi aynı, aynı mantık. Sadece günümüzde tasarruf aynı ama yatırımlar farklı. Eskiden bu kadar yatırım fırsatı yok. Şimdi hisse senetlerinden tutun Bitcoin'den tutun ne bileyim gayrimenkulden tutun yatırımlar çeşitlendi. Ama dostlar tasarruf hep aynıydı. Umarım dostlar güzel tasarruflar istikrar tasarruflar yaparsınız ve onlarla akıllı yatırımlar kazanıp umarım o hayat çizelgenizdeki o kocaman çalışma hayatınızı bir nevi kısaltırsınız ya da daha mutlu geçirsiniz. Lütfen kanalımızı beğenip takip etmeyi unutmayın dostlar. Çünkü artık büyümeye ihtiyacımız var. Ciddi bir emek var. Burada katıl tarafında da farklı içerik görmek isteyen dostlarımın katılıp bizlere yazabilir. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere.